Evet efendim ikinci bölümde tekrar sizlerleyiz. Ee, çok değerli konuğum operatör doktor Kemal Tekten hocamız. Çocuğun oluşumunu, gelişimini inceliyoruz. Hücre bazında nasıl oluşuyor, nasıl gelişiyor ve bunu kürtaj merkezli e, incelemeye çalışıyoruz. E, bir çocuğun ben artık bunu istemiyorum denme aşamasında... Biz neyi engellemiş oluyoruz? Neye dur demiş oluyoruz? Bunun mana alemindeki karşılığı ne? Sosyal hayattaki karşılığı ne? Ferdin kendisi açısından, aile fertleri açısından karşılığı ne? Bunları e, konuşmaya çalışıyoruz. Rabbim bizim söylediğimizden daha doğrusunu, e, daha hayırlısını e, sizlerin anlamasını ve hayata geçirmesini nasip etsin inşallah. Efendim, Efendim, bir kürtajın toplum açısından anlamı ne? Sosyal açıdan bakacak olursak bir bebeğe hayır demenin başka ne gibi görüntüleri oluyor? Bu neyin bir yansıması? Ne oluyor da insan kendisinin taşıdığı bir canlıya karşı ben seni istemiyorum diyebiliyor. Bunu söyleten psikolojinin sosyal karşılığı ne acaba? Evet tabii e, burada e, Egoist bir toplum olmanın herhalde sonucu bu. Yani tüketim toplumu e, ve e, manevi değerlerin e, azalmasıyla alakalı bir şey gibi görünüyor bu olay. Şimdi insanlar e, birincisi rızık endişesi içerisine giriyorlar. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bunu ikaz ediyor. E, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin buyuruluyor bu endişe tabii e, maalesef işte e, yeterince iman e, olmaması veya iman eksikliği diyebilirim. E, veya e, insanların e, bu konudaki zayıflığı olabilir. Tabii e, batılılaşan bir toplum görünümündeyiz. Maalesef e, batılı değerleri değil de batılı yaşayışları daha çok kendimize örnek almış. Ee, bir toplum olarak ee, hanımlarımız özellikle bedenlerinin bozulmasını istemiyor uzun süre e, bedenim düz kalsın veya fedakarlığı çok daha alt seviyelere düşürüyor insanlar ama kürtaj olmak normal doğumdan daha çok bedeni tahrip ediyor ee, mutlaka ama e, bu neticede e, bebek olmasını istememek de söz konusu veya az bebek olsun bir tane tabii bebek e, sayısıyla da ilgili. Tabii bebek sayısıyla da alakalı. Şimdi bu sosyal olarak neticede toplumların giderek daha yaşlı bir toplum olmasına, e, bebek doğum oranlarının düşmesine de sebep oluyor. E, batı'da e, biliyorsunuz yani e, giderek nüfuslar gerilemeye başladı. Evet. E, bunun sebebi budur. Ya az bebek ya da e, Bebeklerin engellenmesi, kürtajlarla veya farklı yöntemlerle engellenmesi sonucu bebeksiz bir toplum oluşmuş durumda büyük bir oranda. Yani köpek beslemeyi daha çok tercih ediyorlar. Evet, gerçekten. Evet, bunun bir başka yönü de tabii toplumda bebek olmayınca insan mesela siz annelik duygusunu yaşamışsınızdır. Biz yaşamadık ama biz de. Evet kısmen fark ediyoruz yani. Bir anneye olan duygularınızı biliyorsunuz. Tabii anne bir annenin kötü bir insan olması mümkün değil. İnsanlara zulüm yapan veya olumsuz bakan birisi olması mümkün değil. Çünkü insan yaşayarak o bebeği büyütürken merhamet duyguları, şefkat duyguları, bütün insani duygular ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bu müthiş bir şey. Yani annelerin olduğu bir toplum gerçekten takdire şayan bir durum. Ama bunu maalesef tabii çağımızda gayrimeşru ilişkilere dönüştürülerek e, oradan oluşacak bebekler e, tabii çok daha az sayıda belki. E, neticede e, babasız veya annesiz kalan e, çocukların sayısının artmasına da sebep oluyor. Yani bunlar e, sosyal manada bir dram oluşturuyor. Ee, şimdi e, böyle olunca tabii e, küretajlar e, bu durumda daha çok ön plana çıkıyor. Gayrimeşru ilişkilerle. Evet. E, o daha fazla ön plana geçiriyor belki e, bu tür şeyleri. Şimdi hem e, meşru ilişkilerde e, bu tür anlayışa gidilmesi, annenin e, veya babanın Egoist davranması, artık çocuk istememesi, fedakarlık yapmaktan kaçınması, hem rızık endişesi. Bütün bunlar tabii toplumları maalesef lime lime kalitesini, seviyesini, ahlaki seviyesini, manevi seviyesini düşürüyor. Evet. Bu da tabi sağlıklı toplum oluşmasının önünde büyük bir engel. Evet. Ee, bu konforlarımıza hizmet etmek ve rahatımıza çok düşkün olmak. Evet. Başka ekonomik kazancı elde etmek ve onun tasarruf alanlarını da farklılaştırmak gibi bir sonucu da beraberinde getiriyor değil mi efendim? Tabii tabii. Çünkü kendi rahatını isteyenler bilhassa filmlerdeki işte boyalı basında gördüğümüz mankenlerin, aktrislerin Hayatlarını böyle şaşalı, cicili, bicili gösterilen Örnek hayatları sadece e, mesela onların bir gece kulübünden çıkarken ki mutlu pozları arabadan neye dönüşüyor onu bilmiyorlar. Tabii Evlerinde neye dönüşüyor onu bilmiyorlar. Bunların aralarındaki geçen diyalog sadece oradaki verilen mutlu pozdan mı ibaret bunu bilmiyorlar. İkincisi e, işte e, felanca yere tatile gitmek. O bir tarafta gezmeye gitmek. Hanımlarla birlikte olmak hani kendi e, akranlarının yaptığı faaliyetlere katılmak. Bunların tamamı biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi egoistçe sadece kendisini e, mutlu etmek için yaptığı şeyler ve bunların zemini sağlıklı bir düşünceye dayanmadığı için mutluluk için yetmiyor. Ondan sonra habire yiyen bir toplum oluyoruz. Habire takı takan, habire makyaj yapan, habire bedenini açan, habire kendisinin dikkat çeken bir canlı halinde, bir hanımefendi halinde olması için elinden geleni yapan bir topluma dönüştük. Yani bana öyle geliyor ki siz de işaret ettiniz, bunlar bir zincirin halkası gibi bir bütünün parçası gibi bir anlayış bu tarafta kürtaja sebep oluyor. O tarafta eşiyle sorunlara sebep oluyor. Beri tarafta çocuklarına huzursuzluk, beri tarafta hayatı çok farklı ve yanlış yaşama, beri tarafta gözünde büyüttüğü hayatın farklılığı gibi yani bir anafora dönüşüyor, insanı içine çekiyor gibi düşünüyorum. Evet, tabii e, toplumsal bakış bu bakımdan e, Olumsuz, sağlıksız bir hale geliyor. Yani bütün bu e, evet. görünüm e, biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi e, televizyonlardaki hayatlar. Dizilerdeki e, hayatlar. Oysa onların hiçbiri mutlu değildir. Evet. İnsan insan e, bedenen tam mutluluğa yak, mutluluğu yakalaması mümkün değil. Yiyerek, içerek, eğlenerek, maddi ihtiyaçlarını, fizyolojik ihtiyaçlarını gidererek İnsanın e, tam mutlu olması mümkün değil. Ancak e, başkalarına hizmet ederek insan mutlu olabilir. Evet. E, bunun bunun bu hazın yani başkalarına hizmet eden muhtaç durumdaki insanlara destek olarak veya bir annenin çocuğuna hizmet ederek yaşadığı mutluluğu başka bir yerde bulmak mümkün değil. Çok doğru bir de ayrıca şöyle bir mahrumiyet de oluyor diye düşünüyorum efendim siz ne dersiniz? bir annenin iki çocuğuna bakarken ki annelik duygularını açığa çıkarması, o şefkatle kendisini onarması, kendisini yüceltmesi ve her çocukta fark ettiği keşifler, yaptığı keşifler, o çocuğun gelişimini gördüğü zamanki mutluluğu ve o çocuğun diğer kardeşleriyle iletişimi esnasındaki paylaşımları, güzel geçimleri ve onların kimliğine, kişiliğine katkısı ve o kadar çocuğun arasında dünyanın en mutlu annesi olarak var olmak bütün bunları kaçırıyor. Evet. Çocuğunu başkalarına bakarak, baktırarak çocuğuyla birlikte yaşayacağı ve kendisini böyle havalara uçuracak gelişimleri kaçırıyor. Çocuğunun bir şey yaptığı zaman korkuyla gözlerine baktığı zaman hani annem ne diyecek buna? Bir şey düşürdü, kırdı, bozdu ama hiç dert etme. Sen benim canımsın bu önemli değil. Hadi birlikte toplayalım. Bir dahaki sefere yapmazsın demesinin çocuğun üzerindeki oluşturduğu rahatlığı görememek, kendisini rahatça Allah'ın takdirine teslim edememek, bunların tamamı bir yoksunluk, tamamı bir mağduriyet. Ve yaptıkları kendisini mutlu etmeyecek şeyler olduğu için hem mutlu olmuyor hem çok şey kaybediyor. O zaman da ne oluyor? Gerçek anlamda kendisi kendisine ciddi zarar vermiş oluyor diye düşünüyorum. Evet. Tabii burada e, çocuklarımızın psikolojisini iyi bilmek lazım. Yani e, madem o, o konu oraya geldi, e, şimdi tabii psiko, psikologların değişi. Ben psikolog evet. değilim ama e, çocuklara e, tabii büyük bir ilgi ve sevgiyle yaklaşmak, ama onu da disiplinize etmek. Evet. Şimdi bizde e, ailenin çocuk çocuğu mutlu etmesi için tabi o sevgi, o şefkat ortamı çok önemli. Buradan uzaklaştı, uzaklaşıldığı takdirde çocuklar huzursuz ve hayatta e, kötülüğe meyyal, başkalarına eziyet edebilen insanlar oluyor. Bu Batı'da da görüyoruz, bizde de görüyoruz. Batılı psikologlar edip duruyor, yani bu gidiş nereye diye. Aslında. Şimdi biz bu gidişata baktığımız zaman, Batılı gerçek psikologlar veya sosyal bilimcileri incelediğimizde aslında gerçeğin farkına daha çok varıyoruz. Bizim söylediğimiz veya bizim sosyal psikologların psikologların söylediği Kabul görmüyorsa e, batılı psikologların söylediklerini alalım diyoruz. Onları aldığımızda da aynı şeyler söyleniyor. Evet. Yani e, eyvah diyorlar bu toplum nereye gidiyor? İşte batıda e, çocuğu olmayan bir toplum haline e, gidiş var. Sonra e, annelerin an, e, daha doğrusu kadınların annelikten uzaklaşması var. Ama bu e, arzu... 40'lı 45'li yaşlarda ortaya çıkıyor ve kadınlar eyvah diyorlar biz kaybetmişiz. birçok evet, Ge evet, bir evet. çok, evet. E çok pişman olanlar sanatçı, gerçekten. Sanatçı birçok aktrist e bu konuda açıklamaları var biliyorsunuz. Evet. Yani ben çok pişmanım keşke bir bebeğim olsaydı keşke birkaç çocuğum olsaydı evet. falan diye. Evet. Şimdi tabi e o gençlik hevesiyle bu tür yanlış yollara kapılıyor. İşte kürtajlarla veya çocuk istememekle veya meşru ilişkilerin e, uzağına düşmekle e, yanlış bir çizgiye giriliyor, insan giriyor insanlar. Ondan sonra da eyvah dedikleri anda zaten iş işten geçmiş oluyor. Bir de şunu biz e, gözden kaçırıyoruz. Ee, biraz da bu konuya vurgu yapılmıyor. Hep böyle e, batılı bilim adamlarının söylediklerini merkeze aldığımızda bizim kendi dinimizin, kendi yaşanmışlıkların e, bize söylediği gerçekler göz ardı ediliyor. Hazreti Hatice annemiz 40 yaşında evlendi 6 çocuk dünyaya getirdi. Doğru. Yani bunu niye biz düşünmüyoruz da 35 yaştaki sonrakini yaşta primipar olarak kabul ediyoruz. Ondan sonra ilk doğum risklidir diyoruz. Çok Ondan korku sonra mutlaka giriliyor. sezeryan olmalı diyoruz. Birinci sezeryan olmuşsa mutlaka adını bile andırmıyorlar. Normal doğumun asla asla ben o riski alamam diyor. Tamam risk varsa alma da bir gör, bir tanı, bir ihtimal ver. Evet. Efendim bir telefonumuz var izninizde. Buyurun efendim. Alo iyi günler. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz hanımefendi. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya ben bir oğlum var 13 yaşında. O hakkında bir, bir hani programımızla ilgisi var mı yok mu diye bir arayayım. Efendim aray sesiniz gidiyor geliyor ve biz ne dediğinizi anlayamadık. Tekrar rica edebilir miyim? 13 yaşında bir oğlum var. Biraz da böyle onunla pek anlaşamıyor. Hani ne yapmam gerekiyor? Peki, peki efendim evet. teşekkür ederiz. Ee, efendim e, bu soruya cevap verelim ama sorularınız konumuzla ilgili olabilirse konu bölünmemesi açısından memnun oluruz. Hocam izninizle kısaca soruya cevap vereyim. Olur olur tabii. Efendim 12 yaşındaki çocuk önergenliğe girmiş bir çocuktur. Önergenliğe giren çocuk artık şu ana kadar anne babamın dediği oldu. Artık ben de genç oldum, yetişkin oldum. Benim de fikirlerim var, benim de söylediklerim var. Artık ben sizin her dediğinizi yapmak istemiyorum. ...biraz da kendi istediklerimi yerine getirmek istiyorum demeye çalışıyordur. Siz de alıştığınız kuralları, yap, çocuklarınızın yapmasına alıştığınız kuralları... ...hala yaptırmak istediğinizde ortaya çatışma çıkabilir. Sizden istirhamım. Çocuklarınızın yaş dönemi özelliklerini iyi bir şekilde anlatan doğru kaynaktan biraz beslenin. En az birkaç tane ergenlik dönemiyle ilgili kitap okuyun... Çocuğunuzla konuşarak ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Sana daha iyi anne olabilmek için ne yapmamı tavsiye edersin? Hangi davranışlarım seni üzüyor? Neleri yaparsam sen mutlu olursun gibi çocuklarınıza sorun. Elinize kağıt kalem alın, yazın. Zararlı olmadıkça uyum içinde hareket etmeyi tercih ederseniz iyi olur. Ne zaman ki kendisine, topluma, dine, ahlaka, bir canlıya, bir hayvana zarar veriyor, o zaman sınır koyma hakkınız ve yetkiniz vardır. Ama biz e, çocuklarımızı büyütürken o kadar çok kuralcılık merkezi büyütüyoruz ki diyorum ki neden çocuğunuz mesela siz bir şey söylediniz yapmadı peki niye ısrar ediyorsunuz? Ya benim otoritem Salih abla diyor. Otoritem ne olacak? Biz otoritemizi hayata geçirmek için yokuz. Biz annelik yapmak için varız. Annelik yapmak da illa otoriter olmak demek değildir. Yeri geldiği zaman Çocuğun daha sonra müsaade edebileceğiniz bir şeyi niye baştan müsaade etmiyorsunuz? Ben önce bunu anlamak istiyorum. Çocuk ısrar ettiğinde koparabiliyorsa bir şeyi, o zaman ısrar etmeden derin ki çocuğa da yanlış bir şey öğretmiş olmayasınız. Çocuk şunu öğreniyor. Ben diretirsem, ağlarsam istediğimi elde ederim. Ee, Mehmet Zeki Aydın hocamızla program yaparken onun bir e, karikatürize ettiği bir örnek vardı. İki e, işte 11 belki 10-11 yaşlarında iki delikanlı bir balkonda bir aşağıda konuşuyor. Gelsin aşağıya, hadi diyor. O da diyor ki annemizin vermedi diyor. Ağlamayı denedin mi diyor? <laughs> çok güzel, çok hoşuma gidiyor bu. Bayılıyorum buna. Ağlatmadan çocuklara izin verelim. Ağlatmadan, bağırtmadan, bize kapris yapmadan izin verelim. İzin verdiğiniz zaman korkmayın. E, tabiri caizse çocuklarınız her zaman bu izni tepe tepe kullanmayacaklar ama ihtiyacı olan, hakları olan bir şey varsa bırakın kullansınlar. O yüzden lütfen eğer e, Mümkünse bir psikologdan destek alın. Çünkü ikinizi birlikte dinleyecek ve kör noktalarınızı daha kolay görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca kitap okuyun ve çizin çocuğunuz. Eminim ki bütün çocuklar gibi çok iyidir. Lütfen çatışmayın. Ergenlik dönemindeki çocuklar anneleriyle, babalarıyla savaş açmış gençlerdir. Bunu düşünerek onun söylediklerini, e, hakaret hamiz ya da yüksek sesle konuşmalarını e, kale almadan, sevgiyle, şefkatle, darılmadan, küsmeden yaklaşırsanız inşallah iyi olur diye e, temenni ediyorum ve dua ediyorum. Allah kolaylık versin efendim. Evet efendim. Peki efendim bu kürtajların oluşması toplumun algısını nasıl etkiliyor? kürtaja bakışımızı nasıl etkiliyor? Neye hizmet ediyor? Bu kürtajların varlığı bir tıp camiası açısından var. Artık kürtajlar çok basit bir şey gibi çok kolay 10-15 dakikada kürtaj yapılıp çıkarılıyor. Ve bu konuda tıp mensuplarının da hiç olmasa Hipokrat yeminine sahip çıkmaları, o yeminin gerçek metnine sahip çıkmaları, kürtaj talep edenlerin ise bunun sorumluluklarının farkında olması gerekmez mi? Toplumda nasıl bir algı oluşuyor efendim bu kürtajlar arttıkça? Evet tabi bilim ve teknoloji gelişiyor ama insanların hayata bakışı maalesef giderek e, ben merkezde olmaya başladığı Daha karanlıklaşıyor için, değil mi? Tabi daha karanlıklaşıyor. İnsan manayı özü kaybediyor anlam anlam yok oluyor. Yani insanın, e, insanların hayat felsefesi diye bir şey kalmıyor. Hayat felsefesi tamamen insan e, ne kadar oluyor, iyi beslenirim, mi? ne kadar kaliteli yaşam diye bir şey çıktı mesela. Kaliteli yaşam nedir? Daha iyi giyinmek, daha iyi yaşamak, daha iyi arabada e, gezmek gibi şeyler. Marka standartlarına Tabii. uygun yaşamak. Yani şimdi e, her insan kendisinden daha iyi insanları göz önüne alarak. Hatta hatta e, televizyondaki bu köşklerde e, yaşayan insanları örnek alarak yaşamaya çalışıyor ki bu tabii çok e, tehlikeli bir durum. Yani Kesinlikle. o zaman makyavelist bir felsefe gelişiyor. Yani ben başarılı olmak için her şey mübah evet. gibi. Şimdi sadece kürtaj değil, yani buna benzer her şey de bu ön plana çıkıyor e, ve çocuklarımız da bir süre sonra. E, bu anlayışa kavuştukları için bu sefer annesini babasını ihmal eder hale geliyorlar. Evet. E, yaşlılar bu sefer e, çocuklarım beni ihmal ediyor, beni aramıyor demeye başlıyor. Yani iş tersine dönüyor. Şimdi mesela e, çocuğun annenin ilgisine e, şefkatine, annenin babanın e, şefkatine ihtiyacı olduğu gibi... ...bizlerin de o çocuktan doğan bir psikolojik tatmin... Söz konusu. Yani o sevgiye bizim de ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ee, Büyükler de. Mesela benim torunlarım var. Maşallah. Ee, torunlarımı e, gördükçe ben huzur duyuyorum. Ne kadar ne güzel. kadar sinirim, stresim, e, sıkıntım olsa gidiyordur. bile hepsi yok oluyor. <laughs> şimdi e, büyük bir psikolojik rahatlama bu. Evet. E, karşılıklı böyle. Evet. E, şimdi e, düşünün e, çocukları olmayan bir e, insanlık, bir toplum ee, nereden beslenecek Neyle tatmin olacak mutlu olacak Şimdi mutluluk kesinlikle Parayla pulla e, Yemeyle içmeyle alakalı değil Yani beden tamam beden Almayı sever ama ruh Vermeyle mutlu olur vererek Mutlu olur yani ben e, Şunu diyorum mesela Depresyona giren insanları gönderip Bu yardım kuruluşlarında çalıştırtmak lazım kesinlikle Ne kadar doğru. sıkıntılı insanları Görsünler ee, ve mutlu olduklarını aslında zengin olduklarını anlasınlar. Mesela sakat insanları görsünler e, veya hastanelere gitsin diyaliz merkezlerindeki insanları görsünler. Yoğun bakımdaki insanları takip etsinler. Hayatın işte bizim gördüğümüz gibi olmadığını fark etsinler. Bu insanın depresyonu yok eder. Yoksa ilaçlarla falan depresyon e, yok olacak Olmuyor gibi değil. Olmuyor zaten. Hele Anladım hele bakın yani. infak diye bir şey var. Değil mi? Evet. Karz-ı Hasen var. Bu dinimizde bizlere emredilen, tavsiye edilen kurumlardır veya faaliyetlerdir. İnfak yardım etmektir karşılıksız. Evet. Ve yardım ettiğiniz takdirde mutlu olursunuz. İşte çocukların elinden tuttuğunuz zaman... Size ait çocuklar da değil sadece. Başka çocukların da ellerinden tuttuğunuz, onlara yardım ettiğiniz zaman o keyfi, o hazzı hiç başka bir şey de alamazsınız. Kesinlikle doğru. Yani istediğiniz kadar lüks arabada gezin, istediğiniz kadar güzel şeyler yiyin. Şimdi bakıyoruz çok zengin insanların çocukları intihar ediyor. Evet. Neden? Demek ki mutluluk vermiyor yani para, pul aileler para kazanacağız diye aile fertlerini hep ihmal ediyorlar. Tabii. Ve çocuklara para vermek e, sanki annelik babalık için yeter gibi bir e, pozisyon oluşturuyor. Bunlar tabii maalesef çağımızın e, çok büyük yanlışları. Aynı e, bir, bir hikaye vardır ya hani e, çocuk babasına gelmiş baba sen e, saatte ne kadar kazanıyorsun? Zengin de bir adammış oğlum 500 lira kazanıyorum demiş yani saatte gitmiş içeri biraz sonra geliyor bir sürü bozuk parayla 500 lira babasına veriyor diyor ki bir saatini almak istiyorum. Ya yani ne kadar acı bir durum değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani her şeyin karşılığı maalesef maddi ölçülerle ölçülmeye başlandı. Yani ben çocuğum olacak da ne olacak? Yani bana ne fayda getirecek gibi bir bakış. ...son derece patolojik, marazi Kesinlikle. bir durum. Kesinlikle. Ee, oysa... ...Allah vermişse ki bizim... ...dünyaya gelişimizi de biz istemedik. Değil hmm. mi? Bizim haberimiz bile yokken... Evet. ...biz yaratıldık. Evet. Ee, şimdi biz... E, ...kendi dünyaya gelişimizi... ...nasıl... E, ...yönlendiremediysek çocuğumuzun... ...üzerinde de hakkımız yoktur. Ee, onları da... E, ...eğer Cenab-ı Allah verdiyse... ...bizim bakış açımız... O bize emanettir. Onu en iyi şekilde yetiştirmek, ona en e, güzel yaklaşımda bulunmak, sevgiyle kucaklayarak e, onları e, büyütmek zorundayız. Evet, efendim e, Allah razı olsun. Bütün cümleleriniz çok güzel ama biraz önce benim için çok özel bir cümle kullandınız. E, beden alarak mutlu olur, ruh vererek Evet dediniz. Şimdi. Çocuğuna e, emek vererek, çocuğuna sevgisini vererek, çocuğuna şefkatini vererek, aynı zamanda eşine sevgisini şefkatini vererek. E, benim de şöyle bir cümlem var, ikisini birleştirerek e, kullanayım. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. E, güzellikleri hazır olan bir gönle, bir zihne verdiğiniz zaman, oradan Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, bile 700 veren başaklar gibi kat kat büyümüş ve güzelleşmiş olarak karşılığını almak insanı ayrıca zenginleştiriyor, ayrıca büyütüyor ve biz vermekten imtina ettikçe artık en yakınlarımıza bile en acil ihtiyaçlarını veremez oluyoruz. Mesela nasıl oluyor da bir toplulukta anneler, babalar Darül Ecazi'ye düşebiliyor, çocukları olan. Evet. Nasıl oluyor da düşkünler yurdunda huzur evlerinde kızı olan, oğlu olan anneler durabiliyor. Hatta bir anne için şöyle bir şey söylemişlerdi. Hala hatırlarken içim yanıyor. Gündüzleri diyormuş ki olsun gelemiyorlar ama kızlarımın işte işi var. Çok yoğunlar. Gelirler fırsat bulunca gelirler diyormuş. Ama gece uykusunda sayıklıyormuş ve kızım çok özledim. Bir gelsen Ayşem seni çok özledim. Bir gelsem bir uğrasam diyormuş. Bu anne bunu hak etmiyor. Evet. Bu kadar bencil, bu kadar rahatımıza düşkün, bu kadar annesinin babasını bile sıkıntıları olsa bile bir yerlere bırakmak gibi bir yüreği biz nasıl oluşturduk? Bizim sonunda, yüreğimiz böyle değildi. Biz ne yaptık kendimize tabii, ne yaptık biz? E, işte o ötelerle bağımızı koparttık herhalde. Sonunda aynı pozisyona bizler de düşeceğiz. Yani bizler de o Allah ömür verirse o yaşlılık çağlarına geleceğiz. Tabii çocuklara karşı bakışımız aynı zamanda yaşlılara karşı bakışımızla birbiriyle örtüşüyor. Evet. Toplumsal olarak. Yani... yani fedakarlık yapmaktan kaçınıyoruz hep. Evet. Onun işte kimi çocuğa bakıyor, bir yüzü çocuğa bakıyor, bir yüzü eşine, bir yüzü annesine, babasına. Yani hayatın içinde farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Bir anlayış bu aslında. Tabii. Bu anlayış bizde var oldukça çok can ya, acıtan, çok insanı insanlığından utandıran tablolar ortaya çıkıyor. Kendimize çok yazık ediyoruz hocam. Yani... Nereye gidiyoruz biz böyle nasıl bir toplum olduk? İşte maalesef yani bu tüketim toplumu insanı böyle yanlışlıklara götürebiliyor. Oturup düşünmüyoruz. Yani Kur'an-ı Kur Kerim e, yüce kitabımız bize e, düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz diye sürekli hitap ediyor. Ama maalesef bu koşuşturma içerisinde insanlar e, nereye koşuyor onu da bilmiyoruz. Yani bir... Mesela emekli olayım falan diye düşünüyor, emekli olunca da işte çocuklar kendisini terk ediyor vesaire. Bu gidişat tabii çok hoş bir gidişat değil. Bizim biraz evvel söyledim ben Karzı Hasen diye bir şey var. Bakın bir Müslüman bir başka insana borç veriyor, borç verdiği zaman Cenab-ı Allah diyor ki. O borcu bana verdin kabul ediyorum. Yani bir güzel borç diye hitap ediyor. Yani en güzel borç. Şimdi düşünün siz Allah'a borç veriyorsunuz. Yani ne haddimize diyebiliriz? Evet. Kimin malını kime veriyoruz? Evet. Ama Cenab-ı Allah bakın bize böyle bir nezaketle yaklaşıyor ve diyor ki bir mümine verdiğiniz borç, bir kimseye borç dediğiniz karşılık bekleyerek, evet. tekrar o geri gelsin diye düşünerek yaptığınız bir şey bana verilmiş kabul ediyorum. Onun karşılığını ben vereceğim buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi biz bakış açımızla alakalı bir de karşılıksız vermek nedir? Onu artık düşünemiyorum. Yani onun karşılığını Cenab-ı Allah nasıl verecek? Bunu hiç düşünemiyorum. Şimdi bakın beden almakla mutlu olur dedik. Ama bedenin mutluluğu çok kısa. Evet. Mesela en sevdiğiniz değil mi? en sevdiğiniz yemeği Yersiniz 5 dakika sürer. Bilemediniz 10 on dakika. Ondan sonra tekrar acıkır. Yani ikinci, üçüncü kabı, e, ye, tabağı yemeye kalksanız artık işkence gelir size. Değil mi? Belli evet. bir sürede. En sevdiğiniz yemek dahi olsa. İşte o kadar. Evet. Sevdiğiniz şeyi yersiniz 5 dakika, 10 dakika. Bütün fizyolojik bedeni ihtiyaçlar böyledir. Evet. Ama, Dolayısıyla ona hizmet ettiğiniz zaman bir noktada hani ihtiyaçlarını yerine getirelim onların da e, hakkı var. Ama eğer bedenin hazları odaklı yaşarsak bu da bizi sıfıra sıfır elde var sıfıra tabii götürür. Yani maalesef şu anda götürür. o noktaya geliniyor. Dünyada mesela Amerika'daki toplumun özellikle çocukların yüzde 85'inin narsist olduğu söyleniyor. Evet çok çok. Psikologlar normal. feveran ediyor dedim başında. Yüzde 85 ne demek? Yani toplumun çoğunluğu narsist, kendine hayran. E, hatta şöyle diyorlar, benim diyor çocuk, mesela örnek bir çocuk alıyorlar. Benim için hiçbir kural geçerli değil. Ben hiçbir kuralı kabul etmem. Kendi mutluluğumdur önemli olan diyor. Evet. Dolayısıyla bütün toplumsal kurallar, ahlaki değerler, her şey yok oluyor. Evet. Yani sadece kendine <laughs> çalışan bir insan ve bu nereye gidiyor bir süre sonra... Yalnızlığa gidiyor. Evet. İnsanlar yalnızlaşıyor ve sonra depresyonlar, intiharlara kadar gidebilen bir evet. durum oluyor. Ama insan toplumsal bir e, varlık. Yani insanlarla başka insanlarla işbirliği halinde veya sevgiyle e, aileyle ve e, komşularla hep birlikte, birlikte var oldukça güzeldir. değil mi? O zaman güzel bir toplum olur. O zaman sağlıklı bir toplum olur. Evet. Ve işte o zaman insan gerçek mutluluğa ulaşır. Evet. Başkasına hizmet ettiği oranda yücelir insan. Kesinlikle doğru. Hocam bunun devamını inşallah son bölümde izin verirseniz tamam. anlatmak üzere ara verelim. Evet efendim kısa bir aramız daha var.